Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yorgun bir yeni yıl. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl geçti yeni yıl? 2023 nasıl geldi size? 2023 bana göre yengeç dolunayıyla herkesin hayatına çok değişik aksiyonlarla geldi. Biraz böyle sanki bir Ocak, zaten şöyle düşünün. Yeni yıla girdiğimizde İlk dolunay mı oluşuyor, yeni ay mı oluşuyor, ne oluşuyorsa, ki yengeç dolunayı oldu, şimdi biraz da onu konuşacağız hemen. İlk oluşan neyse, o oluşan bütün bir yılın sanki böyle kaderini veriyor. Yani bütün bir yılın işaretini veriyor. Ben de zaten yıllık progreslere baktığımda, güneş dönüş haritalarına baktığımda, bu dolunayın etkisiyle bir yıllık kader haritasını ayak uçlan, yani tamamen şeyini hesaplayabiliyorum. Ayak, bütün bir yılın kalitesi nasıl geçer? Bütün bir yıl nasıl olur? Tabii bize büyük bir yoğunlukla geldi. Ben tabii yine yoğun bir seneye gireceğim için, yoğun bir yıl yaşayacağım için kendi yıllık güneş dönüşümde doğal olarak çok çalışmak, yine ülke ülke gezmek, bol bol seyahat, yine davetler, programlar, koşuşturmalar, yine ses kısıklıkları devam ediyor. Bitmiyor ki. Şimdi şöyle düşünün. Bir günde asistanım diyor ki, iki tane asistanım var. Biri diyor ki bir günde 200 başvuru var. Diğeri diyor ki bir günde 100 başvuru, 250 başvuru var. Tabii eliyoruz, şartlara göre herkesi kabul edemiyoruz. Ama o kadar çok yoğun bir başvuru var ki hangi birine randevu ne zaman veriyoruz? Bir de kendi işlerimiz var, koşuşturuyoruz, programlarımız var. Yani herkese yetmeye çalışıyoruz, yetişmeye çalışıyoruz. 2023 bu şekilde bize, hepimize yoğun bir şekilde çalışarak geldi. Biz hep çalıştık. Yılbaşı gecesi de çalıştık. Yılbaşı günü de çalıştık. Sonrasında da çalıştık. Yine çalışacağız bu sene. Gidişat onu gösteriyor. Size nasıl geldi? Allah bereket versin hocam. Ne güzel. İşleyen demir pas tutmaz. Siz de bu konuda oldukça başarılısınız. O yüzden takdire şayansınız. Sinan Hoca, siz bir harikasınız. Bu bende plasenk oldu. Bu eski bir danışanınız galiba. Siz bir dahisiniz. Bu takipçinizin, danışanınızın söylediği söz bende plasenk oldu. Manifestom haline geldi. Bende de güzeldi. Ben arkadaşlarımla beraberdim. Ama halde çalışıyoruz. Yoğun geldi. Benim de programım oldukça yoğun. Oldukça canlı yayınlar var. Siz ve diğer meslektaşlarımız ve katılımcılarla yolumuza devam ediyoruz. Güzel bilgiler verelim. Bütünün hayrına, iyiliğine çalışsın. Evren bize ve Allah Mevlam güzel yazılar yazsın, güzel kaderler yazsın hocam. Bugün tam da yeni dolunay dönemindeyiz. Dolunay yengeçte. Ve bize, sizin de söylediğiniz gibi, geri kalan dönemin şifrelerini bu dolunayda alacaksak eğer, bu şifreler neler barındırıyor? Yani genel anlamda şöyle diyebiliriz. 2023'ün kalitesini biz bugün aslında 7 Ocak itibariyle şu an tam gökyüzünde 16 dereceye çok açısından yakın, 16 matematik derecesinde bir yengeç dolunayıyla yeni yılın ilk dolunayını, 2023'ün ilk dolunayını görmüş olduk. Şimdi bu dolunay bir şeylerin işaretini yapar. Yılın genel kaderini işaret eder. Yengeç'in 16 derecesi Kanopus sabit yıldızı üzerinde gerçekleşti. Kanopus sabit yıldızı kötüye giden bir şeyi iyiye çevirmek demek. Kötüleşen bir şeyi ya da kötüymüş gibi görünen bir şeyi iyi bir hale getirmek, iyileştirmek. Demek ki bu sene insanların genel kaderinde Kanopus sabit yıldızı çalışacak. Ülkelerin genel kaderinde Kanopus sabit yıldızı çalışacak 16 derecede. Kötüye gidiyormuş gibi hal görünen durumların ya da vaziyetlerin iyiye doğru çekilmesi, iyileştirilmesi. Bir olay tam kötü sonuçlanacak. Dikkat edin, bu sene çok kıl payı bilgiler veriyorum. Tam böyle bir şey bekliyorsunuz, bir sonuç çıkacak. Kötüymüş gibi eyvah diyeceksiniz. Sonuç çok kötü çıkıyor, sonuç kötüye gidiyor diyeceksiniz. Bir anda pat diye destek, gayretlerle sonuç iyi çıkacak. Herkes karamsarmış gibi görünerek hareket ederken iyi, yani pozitif sonuçlar, negatifi pozitife çevirecek. Yani daha çok kötünün iyiye
döndürülmesi yılı, işte tam böyle ekonomi kötüye giderken birden iyiye gidecek ülkeler bazında, tam böyle susuzluk olurken birden yağmurlar, seller oluşacak, iyiye gidecek, sular yine dolacak barajlara, tam böyle kuraklık geliyor derken yine dediğim gibi iklimsel aksiyonlar düzelecek, tam böyle işte beklemediğiniz bir olay, beklediğiniz bir olay kötü gibi görünürken, oluşacakken bir anda birilerinin devreye girmesiyle iyi bir neticeye dönecek. Kanopus sabit yıldızın özelliği budur. Bu yıldızda, transitte bu yıldızı herkes çok iyi kullanır. Yıldızın bir transit özelliği vardır Neslihan Hanım. İçerik şudur. Başın belada diyelim, bir sıkıntıda, kanopus sabit yıldızı varsa devreye hemen iyi şeyler, iyi şartlar girer. Bir bakarsınız her şey düzelmeye başlar. Sanki olay kötüye doğru gidiyormuş gibi durur. Ama bakarsanız iyiye doğru çeker. Örneğin ağır bir ameliyat vardır. Tam operasyon olacak, ağır bir ameliyat gibi duruyor. Bir anda ameliyat iyi bir şekilde geçer. Çok ağır ameliyattır. Ameliyatın olumlu bir sonuçlanması olur ve iyiye doğru gelir ve iyileşir. Bu yıl kötüymüş gibi olacak her şeyin iyileşmesi, toparlanması. Kısaca yılın kalitesi kötüyken iyiye gitmek, toparlanmak. 2023 eşittir toparlanma senesi. Kanopus sabit yıldızından biz bunun genel içeriğinde gördük. Tabii bazı sabit açılar, bazı sabit yıldızlar kanopusla temas ettiğinde, kanopusun işte mesela mahkemedesiniz, davanız var, davadan kötü sonuç çıkacak neredeyse. Kanopus sabit yıldız eğer devreye girerse ne oluyor? O işi iyileştirecek. Yani iyi bir sonuç alıp kişi beraat edecek örneğin. Bunun gibi düşünün. Yani hep kötüye giden şeylerin iyiye doğru gitmesi. Tabii çok sürpriz. Şerdeki hayrı mı göreceğiz hocam? Efendim? Şerdeki hayrı göreceğiz galiba. Hani bize şer gibi gelen bir olayın aslında bizim için ne kadar hayır olduğunu. Aynı noktada yakaladınız. Şer gibi görünen bir olayın iyi bir sonuç alması, yani hayra dönmesi. Şermiş gibi görünür, hayırla sonuçlanır. İnsanlar o yüzden bu sene üzülmesin. Mesela örnek vereyim. Ben 2023 verilerini yayınlamaya başladım. Bayağıdır, bir aydır zaman bulduk. Aslında çok yayınlayacağım, o kadar çok bilgi var ki. Bir bilgi küpüyüm ama bunu yayınlayacak vakit bulamıyorum. Zaman bulup da Instagram'a çalışamıyorum. Veya işte bilgi yazıyorum, sekreterler yayınlıyor vesaire. Ama hani çalışıp da bir zamanlamada yeterli vakit ayıramıyorum. Mesela vereceğim o kadar çok bilgiler var ki, o kadar donanım var ki 2023 için. Örneklerden bir tanesi mesela... 2023'te insanlar tekrar umutlarını kazanacaklar. Tekrar bir şeyler çok kadersel değişecek. Her 100 yılda bir değişen kadersel süreçler gelişecek. Örneğin sizin yaşadığınız ülke, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923'te kurulmuş, 2023'te tam 100. yılına giriyor. 100 yaşında. Çok kadersel bir sene yaşayacaksınız. Türkiye bu 2023'ü unutmayacak. Yani bu yılda yaşanılan olayları kolay kolay unutmayacaksınız. Yüksek kadersellik var. Nasıl 1923 yılı Türk toplumu, Türk dünyası için çok kaderseldi? Kadersel bir kuruluştu. Lozan Anlaşması'ydı, Ankara'nın başkent yapılmasıydı, yeni bir genç devletin kurulmasıydı, her şeyin temellerinin atılmasıydı. Yani anayasa sistemi, 23 anayasa, yani hepsinin devreye, her şeyin hazırlanmasıydı yani. Bir kuruluş aşamasıydı ve çok kaderseldi. Yeni bir genç devlet doğdu tamamen, küllerinden doğdu. Şimdi böyle bir sistemin 100 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde var olan şu anki güzel bir değerin katma değerini, yenilenen sistemin, yenilenen modeli göreceksiniz. Mesela şimdi bir kehanette bulunalım. Aslında ben gökyüzü matematiğine göre çalışıyorum, ben kain değilim ama bir kehanette bulunayım. Uzay biliminin güzel bir kehaneti olsun. Ama asla yanılacağımı düşünmüyorum. 2024-25 yıllarında Türkiye'de tekrarlanan, bir yıl içinde tekrarlanan bir seçim göreceğiz. Seçim tekrarlanacak. Mayıs'ta bir seçim var. Nisan sonu, Mayıs başında Türkiye'de bir seçim yapılacak. Ki dedim çıktı, yine nokta atışını tutturdum. Ben erken seçim yapılacak, 14 Mayıs'a kadar bu sistem olacak dedim. Erken seçim yapılacak. Ama bu seçim başka bir seçimi de doğuracak. Yani peşine bir buçuk yıl içinde tekrar bir seçim daha yapılacak. Yani bir seçim arkasından yeni bir seçim daha getiriyor. Peki ne oluyor? Ortalama şu oluyor. Türkiye'de yeni bir müessese ortaya çıkacak. Var olan eski bir müessesenin yenilenmiş şekli ortaya çıkacak. Bir başbakan daha devreye girecek. Cumhurbaşkanı yanında
2 sene sonra bir başbakan göreceksiniz. 1-2 sene sonra yine bir başbakan daha göreceksiniz. Bakın bu sürpriz değil. Ben şimdiden ilan ediyorum. Gökyüzü matematik açıları, kahin değilim, matematiğe göre konuşuyorum. Ben gökyüzü ilmini matematik teknikle çözüyorum. Bu müessese devletin başı yine duracak. Cumhurbaşkanı sistemin başında olacak. Yanına bir başbakan eklenecek. Türkiye Cumhuriyeti 2024-25'lerde tekrar bir başbakanla tanışacak. Bu da çok bariz görünüyor. Yeni sistem görünüyor. Yeni bir anayasaya geçiş yapılacak. Ben anayasanın 2024 anayasasının hazırlanacağını bütün bunu gökyüzünde görüyorum. Tamamen gökyüzü yıldızları Türkiye'nin doğum haritasında şunu söylüyor. Yeni bir anayasa yapılacak. 82 anayasası, askeri ihtilal anayasası devreden kalkacak. Yeni bir genç anayasa yapılıyor. Bakın kadersel. Yeni anayasayla beraber yine başbakanlık müessesesi bence ortaya çıkacak. Bu da benim yıldız ilmine göre teorim. Yani bir de öngörüm. Tutar tutmaz. Ama ben söyleyeyim de tutarsa puanı ben kazanayım. Yeniden başbakan devreye giriyor. Yine Cumhurbaşkanı devletin çatısında olacak. Genişletilmiş bir parlamento sistemi, parlamenter sistem olacak. %100 bakın bunu bütün astrologların da görmesi lazım. Türkiye'deki astrologların da lütfen artık şu suskunluğunu bırakıp yazması lazım. İyi şekilde yazsın, kötü bir şey değil. Yani bu yasak değil, kanunsuzluk değil, kötü bir şey değil. Yazın arkadaşlar, Jüpiter Boğa'ya giriyor. Jüpiter Boğa'ya geçişi ne demektir? Türkiye'nin doğum haritasını kör değilsin, sağır değilsin. Aç şunu. Aç bir tarot doğum haritasını. Türkiye'nin 11. evine denk geliyor yani. Türkiye'nin 11. evi nedir? Türkiye'nin bir ülkenin doğum haritasında parlamenter sistem. TBMM demektir. Yani parlamentoyu anlatan bir yerdir. Milletvekillerini anlatan, başbakanlık müessesesini anlatan bir yerdir. Uranüs burada boğada. Jüpiter boğaya geçiyor. Yenilenen bir parlamenter sistem düşünün. Yeniden parlamentonun Jüpiter boğada 2024'te güçleneceğini söyleyeyim. Ama parlamento ayrıca Jüpiter'in ekstra fragman olarak bu sene gireceğini de söyleyeyim. Yani Jüpiter boğaya geçiş yapıyor Mayıs'tan sonra, 16 Mayıs'tan sonra hemen hemen boğaya geçiyor. Boğada bir kısa bir fragman yapacak. Koç'tan boğaya geçecek, kısa bir fragman yapacak. Orada yine meclis güçlenecek. Meclisin ağırlığı artacak. Yani bunu görün ya, görün diyorum. Yani Türkiye'deki sayın astrologlar, sayın kahinler görmüyor musunuz? Biz görüyoruz dışarıdan bakarak. Ben dışarıdan bakan bir göz olarak gökyüzüne bakıp Türkiye'nin haritasını açıp bunu görüyorum. Niye görmüyorsunuz? 4-5 ay sonra bunlar olacak. Niye söylemiyorsunuz? Hepsi çıkıyor, konuşuyor. Şimdi bir sitem edeyim. Tatlı bir sitem. Meslektaşlara bir sitem olsun. Ülkenizdeki meslektaşa. Ya bu dışarıdan biz bunları görüyoruz. Ya yurt dışlarında herkes görüyor. Astrologlar görüyor. Her Türkiye hani şunu bildim bunu bildim. Peki çık da söyle bakalım. Kim kazanacak bunu bir söyle de görelim. Ben biliyorum Nesli Hanım, notere tasdik ettim. Söylemeyeceğim. Kopya çekiyorlar çünkü. Veriyoruz bilgileri, kopya çekiyorlar. Biz Fenerbahçe, hepsi Galatasaray kazanacak diyordu. Ben sizin programınıza çıktım. Fenerbahçe şampiyon olacak 2023'te dedim. Siz şahitsiniz. Hepsi de ne diyordu biliyor musunuz? Galatasaray. Ben nasıl sizin programını siz yayınladınız Fener kazanacak deyince bir baktım Türkiye'deki astrologların bir kısmı Fenerbahçe'ye dönmeye başladı. Fenerbahçe kazanacak demeye başladılar. Niye hepsi Galatasaray kazanacak diyordu? Evet hocam, daha yeni yorum yaptılar. Hiç boşu boşuna Sayın Hoca aman Fenerbahçe söylemesin, şampiyon Galatasaray diye. Ama biz hala daha aynı şekilde devam ediyoruz. Tamam. Böyle bir ısrar da var. Yanılma payım olsun. Tamam, ben yanılayım, onlar kazansın. Fark eden bir şey yok. Fenerbahçe'nin ben haritasını inceledim, Galatasaray'da inceledim. Evet, yarışacaklar. Kafa kafaya baş başa gidecekler. Kıl payı Fener'in alma ihtimali yüksek. Galatasaray başarısız olacak demiyorum. Galatasaray hakikaten aslan gibi yarışacak bu işin içinde. Kafa kafaya kalacaklar. Ama Fenerbahçe'nin yıldızı, 2023 yıldızı Galatasaray'a göre bir tık daha böyle kıl payı bir tık daha karambolden yüksek görünüyor 2023 açısından. Hatta bakın Fenerbahçe'nin aslında bir kez daha diyeceğim, bu sefer siz kızacaksınız. 2022'de de kazanması gerekiyordu. Orada Trabzonspor'un haritasını bilmediğimiz için, Trabzonspor'u sonradan öğrendiğimiz için biz Trabzonspor'u baz almadık. Neyi baz aldık? Galatasaray, Beşiktaş, bilmem işte bana Başakşehir, ne varsa işte Bursaspor bana söyle. Onların hepsine baktım. Benim Trabzon'a bakmak aklıma gelmedi. Çünkü hiç tahmin etmedik. Hani Trabzonspor'un haritası gelmediğinizi size sordum. Siz de bilmiyorum dediniz. Şimdi o durumda ben elimdeki değerlerde Fenerbahçe birinci dedim.
Ama gerçekten Fenerbahçe öndeydi. Trabzon devreye girmeseydi Trabzon'la Fenerbahçe yarıştı. Trabzon olmasaydı yine Fenerbahçe kazanıyordu. Yine dediğim doğru çıkıyordu. Ama şimdi hocam şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Siz kimin yani kazanacağını söyleyin. Bence başlığı ilk ve tek sadece Sinan Hoca'ya aittir diye başlık atayım. Ben o zaman ipucu, bak şimdi bunlar çalarlar. Bilgimin çalmasında. Ben çok iyi çalıştım. Emeğime ihanet olur. Türkiye'de erken seçim, söylüyorum, nokta atışlar. Riske giriyorum bakın. Türkiye risk derken bilgide risk çıkmazsa burada ben gol yemiş olurum. Ben korkmuyorum. Bakın açık. Ben korkmuyorum. Ben açık. Çünkü ben ilmime, bilmime, matematiğime güveniyorum. Çok iyi çalıştım. Türkiye'de erken seçim olacak. Bu erken seçim Nisan sonu Mayıs başı gibi olacak. 14 Mayıs'ı kilitledik. Nisan sonu Mayıs gibi olacak. 14 Mayıs'ta ihtimal yüksek. Erken genel seçimde çok garip bir sonuç çıkacak. Bakın garip bir sonuç çıkacak. Bu garip sonuç herkesi şaşırtacak. İpuçları veriyorum. Net ipuçları. Meclis aritmetiği çok farklı olacak. Başkan çok farklı çıkacak. Yani ikisi birbirine uyumsuz çıkacak. Yani kazanan başkanla TBMM'deki parlamenter millet partiler uyumsuz. Yani birbirine benzemeyecek. Bu yüzden ikinci bir seçim doğacak. Bu uyumsuzluk Türkiye'nin 1,5 yıllık kaderi içinde ikinci bir seçime gidecek. Bir seçim ikinci bir seçimi doğuracak. Kesinlikle. Çünkü seçimler yine Merkür Retrosu'nda yapılacak. Merkür Retrosu ne demektir? Seçimlerin tekrar edilmesi demektir. Bu tekrar nereden gelecek? Başkanlıkla meclisin uyumsuzluğundan. Şimdi buradaki ipucunu anladınız mı? Anladınız. Yani Venüsyen bir partinin oyu mecliste çok güçlü çıkacak. Yani beklenmedik bir oy patlaması yapıyor. Haritalar bunu söylüyor gökyüzü ilimi. Bu tarafta da başkan farklı çıktığında şimdi uyumsuzluk oluşacak. Çatıyla parlamentoda çoğunluk uyumsuzluğu oluşacak. Bu nedenle yani şöyle düşünün. Başkan şu anki başkan kazanabilir diyelim, örnek vereyim, sürpriz olsun. Yani netlik yok, burayı ipucu veriyorum, örnek diyelim. Parlamentoda da muhalefetin ağırlığı olsun. Ne oldu? Uyumsuzluk oldu değil mi? Beraber çalışma şansları sıkıntılı olur. Bu da ikinci bir seçimi doğurur. Bir seçim arkasından ikinci bir seçime getirecek. Benim iddiam kesinlikle bu. Meclis aritmetiği farklı çalışır, başkan farklı çıkar. Altılı masanın henüz hiç kimse adayını henüz bilmiyor. Ben sürpriz bir aday çıkacağını düşünüyorum. Çalışmam onu gösteriyor. Hiç bilmiyorum, hiçbiriyle hiçbir diyalogum yok. Türkiye'yle hiçbir bağlantım yok. Hiçbir şekilde. Çok net konuşuyorum. Hiçbir siyasi lider bana baktırmadı. Haritasına bakmadım. Biliyorum. Dünyadaki bütün liderler baktırıyor. İlham Aliyev de dahil. Herkes baktırıyor. Ama Türkiye'deki hiçbir liderler tenezzül edip de bize haritasına baktırmadılar. Baktırmasınlar. Onların kendi bileceği şey. Bir şey diyemem. Ama şimdi liderlerin haritalarına bakmadığım için, baktırmadıkları için yani altılı masadan ne çıkar ne çıkmaz bilmem. Ama benim çalışmamda sürpriz bir ismin çıkacağını, kıl payış bugünkü başkanın şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama meclisin farklı olacağını düşünüyorum. Uyumsuzluk olacak. Erken genel seçimler sonucunda çatı noktasıyla parlamenter arasında sıkıntı meydana gelecek. Parlamento güçlü olacak. Güçlendirilmiş parlamentoya dönülme olacak. Altılı masa adayını bilmediği için şu an bir netlik veremiyorum. Çünkü onun haritasını bilmiyorum. Adayı bilmiyorum. Ama şimdi çok net bir şey söyleyeceğim. Sürpriz bir şey söyleyeceğim. Zaten çok az kaldı. 4-5 ay sonra herkes bunları görecek. Yani yaşayacaksınız. Kendi ülkenizde herkes gidecek oy verecek. Yaşadığınız ülkede bunu neticelendireceksiniz. Fakat sürpriz bir şeyim var. İsim vereceğim burada. Çalıştım, buldum. 1967 yılı Başak Burcu birinin ekonominin patronu olması gerekiyor. Araştırdım bu, kendimce çok çalışarak 67 doğumlu bir Başak Burcu kim dedim. Nasıl AK Parti'nin ilk iki devresi altın yılıydı. Çok yüksek bir yıldı. Ekonomi de süperdi. Halk çok memnundu. Altın yıllarını yaşadı ilk iki devre. Şimdi de bunun gibi böyle düşünün. Ekonominin başına Türkiye'de çok önemli ve başarılı bir kişi geçiyor. Ve 2023'ten sonra bak ekonominin başına geçen bu kişi 2024 ve 2025'te Türkiye'yi zirveye çıkarıyor. Süper bir devlet yapıyor.
ekonomide kalkınma. Hani bir de bize Kemal Derviş modeli gibi düşünün ama biraz Kemal Derviş modeli IMF'ye dayatılmış bir modelde. Bu biraz daha bağımsız, daha özgür, daha gerçekçi, daha cesaretli, daha tam bir yerli ve milli çalışan güçlü bir ekonomi olacak. Üretecek. Türkiye çok üretime geçiyor Türkiye. Üretici çağa geçiyor. Türkiye o yüzden zenginleşecek. Türkiye çok zengin bir devlet oluyor. Şimdiden müjdesini verin. İnsanlar bön bana bakıyordu mesela. Söylüyoruz bazı programlarda, Allah Allah diyorlar. Nasıl? Ya zengin olacak kardeşim. Biz olacak diyorsak olacak, bu kadar. Niye? Gökyüzü yıldızları olacak diyor. Şimdi ne zaman? 2025'lerde tavana vuracak. Yani bölgenin süper gücü olacak. Biz bunu vaat olarak, ben bir siyasetçi değilim. İlgim, hiç alakam bile yok. Çok da uzaklardayım. Umurumda da değil. Ama ben bunu yıldızlara bakarak söylüyorum. Türkiye'nin büyüyeceğini, zenginleşeceğini, güçlü bir devlet olacağını yıllarını da verdim. Ama şimdi ekonomide Başak Burcu ya da yükseleni Başak, kendi Başak, mutlaka bir 67 doğumlu bir kişinin oraya gelmesi gerekiyor. Bakın altın çağlarında, AK Parti'nin altın çağlarında da yine o dönem doğum tarihi 66 yılı olan Ali Babacan'ın mesela yıldızı çok parlaktı. İlk iki devre ekonomi bakanıydı. Türkiye'yi çok güzel bir noktaya getirmişti. AK Parti'nin altın yıllarıydı. İlk iki devresi. Ali Babacan'ın da haritası o dönemler çok başarılıydı. Şimdi Lilith'i, kara ay döngüsü yaşadığı için bayağı bir sıkıntılı döngüden geçiyor. Ama şimdi bu Ali Babacan falan değil. Bu 67 doğumlu Başak Burcu bir kişi. Ben isim baktım, buldum, söyleyeceğim. Ama yani garip geldi bana kişinin ismi. Araştırdım ya, 67 doğumlu Başak kim bu ekonomist? Bu büyük ekonomist kim? Bir yere bu sihirli parmağını deyince bu ekonomi nasıl güçleniyor? Dünyanın en iyi ekonomistlerini araştırdım. Bula bula kimi buldum? 67 doğumlu, 3 Eylül doğumlu Daron Acemoğlu. Bundan sonra Türkiye'de bu ismi bir kenara yazın. Daron Acemoğlu kimdir? Bir sorgulasın insanlar. Bu önemli bir ekonomist çıktı. Bak hiç tanımıyorum. Bana harita falan baktırmadı. Kendisini hiç uzaktan yakından tanımıyorum. İnanın sadece araştırmalarımla buldum. Türkiye'nin bu ekonominin başına lokomotif kim geçecek? Türkiye'yi güçlendirecek, zenginleştirecek, ekonomiden sorumlu bir bakan gibi olacak. Yani ekonominin başbakan değil. Ekonomiden sorumlu, çok güçlü ve zeki biri. Başak Burcu doğumlu ve 67 yıl doğumlu. Araştıra, kim bu dünyanın ekonomistleri diye çok araştırdım, doğum haritalarını inceledim. Bula bula 3 Eylül doğumlu, 67 doğumlu, İstanbul doğumlu. Galatasaray Lisesi mezunu, sonra Yale Male, Amerika, İngiltere süper eğitimler yapmış. Dünyanın en büyük ekonomisti Daron Acemoğlu'nu buldum. Tesadüf. Ama kendisini tanımıyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Bu ismi bir kenara yazın. İleriki aylarda ya da yıllar içinde duyabilirsiniz. Daron Acemoğlu'nun haritası inceledim. Müthiş başarılı. Müthiş başarılı. Yani ekonomide bir yeri şaha kaldırır, zenginleştirir. Bakın bir isim verdim. Daron Acemoğlu'nun haritası çok başarılı dedim. 3 Eylül 1967 İstanbul doğumlu, Galatasaray Lisesi mezunuymuş. Ben de Google'dan falan sorguluya bir de asıl kaynaklardan ulaşa sonra buldum. Benim biliyorsunuz üst düzey danışmanlarım var. Türkiye'de danışanlarım var, böyle ünlü zengin iş adamları. Onlara sorgulattım, doğru mu, nerede, doğum tarihi şu bu. Buldular bana, bir şekilde kendisine ulaştılar herhalde. 3 Eylül, hocam haklı çıktım dediler. 3 Eylül 67 doğumlu. Daron Acemoğlu'nu şöyle bir kenara yazsınlar. Bakın tanımıyorum. Sadece araştırmayla buldum. Sürpriz. Sinan Hoca sürprizleri söyler. Aylar sonra, belki bir yıl sonra ve aylar sonra dediğim doğru çıkar. Bir de bakıyorsunuz seçimlerden sonra ekonomi patronu, ekonominin başına Daron Acemoğlu getirilmiş. Hiç sürpriz olmasın sizin için. Ben bilmiyorum. Tesadüf diyorum. Yani o kadar. Muhakkak YouTube'da şu yorumu göreceksiniz. Bunu söylememiz için Acemoğlu size ne verdi? Acemoğlu'nu hiç tanımıyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Acemoğlu'nu hiç tanımıyorum. Zaten kendisi üst düzey biri. Kendisine ulaşılamıyor. Yani ben kendisinin bilgisini de sağdan soldan danışanlarımdan aldım. Kendisine ulaşamıyoruz. Beni tanımıyor. Ben onu tanımıyorum. Kendisi Google'da yazın çıkıyor işte. Yani ben çok araştırınca kim Kemal Derviş modeli birini arıyorum. Türkiye'nin ekonomisini kim tepe noktasına çıkarabilir? Ama benim ortaya attığım bir öngörü, bakın bu bir öngörü. Yani
ben kesin Daron Acemoğlu Türkiye'nin ekonomisinin başına gelecek demiyorum. Anlatabildim mi? Tabii ki. Ben sadece yaptığım araştırmalarda Başak Burcu doğumlu, 10 yıl doğumlu birinin zirveye oturması gerektiğini söylüyorum. Mesele bu. İnşallah hocam, yeter ki Türkiye şaha kalksın, artık süper güç olsun. Aynen. Ve Türkiye kalkınsın, halkımız kalkınsın. Tek isteğimiz, tek arzumuz bu. Olacak, olacak. Yani benim yaptığım teknik matematik açılar ve yaptığım astrolojik veriler, yıldız ilmine göre, matematik açılara göre Türkiye'nin ekonomisinin büyüyeceğini, iyiye doğru toparlanıp, şimdi bak ne dedik, bu yengeç dolunayının önemli özelliği nedir onu konuşurken ortaya o çıktı. Ekonomi de kötüye gidermiş gibi görünürken iyiye doğru gidecek. Ekonomi de toparlanacak. Yani her şey toparlanmaya başlayacak. Kanopus sabit yıldızı, kötüye giden bir şeyin yavaş yavaş iyiye doğru gidip toparlanması, iyileşmesi, bir ülkenin toparlanarak ya da dünya ülkelerinin de toparlanarak düzlüğe çıkışını anlatıyor. Yengeç Dolunay'ın verdiği kesin teknik müjde bu. Biraz da Sirius sabit yıldızına yakın bir sabit yıldız bu. Kanopus sabit yıldızı yengeçte. Zaten 2-3 program sonra yengeç sabit yıldızlarını anlatınca üzerinde derin derin duracağız. Yani başarılı şeyler olacak, güzel şeyler olacak. Türkiye'de büyük bir deprem görmüyorum. 2023'te bu yengeç dolunayını izlediğimde, yılın kaderine baktığımda çok büyük bir deprem yok. Ben yine 7 su, biraz Ege bölgesi, 7 su Kuzey Anadolu fay hattına yine dikkat çekiyorum. Erzincan Bingöl hattında 7 suda çok büyük zayiat yok ama. Yani bu sene Türkiye'de ciddi bir hasar yok. 6'ya yakın 1-2 tane, 5,5-6'ya yakın 1-2 deprem olur. Hafif, çok hafif hasarlarla geçer. Türkiye'nin şanslı bir senesi olduğunu, kadersel bir senesi olduğunu düşünüyorum. Büyük, öyle çok büyük bir deprem yok, İstanbul depremi yok. Herkes mutlu olsun, seçimler var, yeni bir döngü oluşuyor, çok değişim, dönüşüm var. Mart ayı kadersel bir ay, tüm dünya için. Yani bu yengeç dolunayı diyor ki Mart'ta çok önemli bir dejenerasyon gerçekleşiyor. Kavramlar, yaşam değişiyor. Bir kere Satürn 7 Mart'ta balığa geçiyor, burç değiştiriyor. Yani kovadan balığa geçecek. Artı Plüto 23 Mart'ta burç değiştirecek. Oğlaktan kovaya geçiyor sınır noktasına. Ve 3-4 ay kadar da kovada kalacak. Yani Mart ayındaki bu iki büyük önemli değişim, jenerasyon gezegenin burç değiştirmesi, birçok insanın hayatında sürprizler dolu, şaşırtıcı, şok edici, inanılmaz değişken bir kader değişimi yapacak. Yani iki büyük gezegenin burç değiştirmesi birçok kişinin hayatında yön değiştirmesine sebep olacak. Kadersel değişimle dönüşüme sebep olacak. Şimdi yengeç dolunayı işte temelde bunları tetikliyor. Yılın genel kaderinde, genel karakterinde. Yengeç dolunayı iyidir. Herkes yılbaşından sonra aileye, yuvaya, çocuklara, sevgiye, sıcak aile çatısına değer verdi. Sevdiklerine vakit geçirmeye çalıştı. Yengeç eve dönmek, yuva beslemek, sevgiyi paylaşmak, çocuğunla vakit geçirmek, aile büyüklerinle vakit geçirmek, sosyal çevrenle vakit geçirmek, sıcak insanlarla hediyeleşmek, güzel enerjiler getirdi. Bu yengeç dolunayına her ne kadar biz iki retro gezegenle girsek de, biliyorsunuz hala Mars ikizlerde retro yapıyor maalesef. Hala Merkür'de, Oğlak'ta geri gidiyor, retro yapıyor. İki tane retro var, hala günümüzde retro devam ediyor. Bu iki retro 18 Ocak'ta tamamen gölgeleriyle bitecek. 18 Ocak'tan sonra asıl 2023 başlamış olacak. Bu yengeç dolunayı da bu retrolarla biraz harmanlanmış bir dolunay olarak karşımıza çıktı. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Yok, harika gidiyorsunuz. Ben anayasa değişikliği olacak mı diye soracaktım ama siz bunun cevabını verdiniz. 1,5-2 yıl içinde 2024 anayasası, o adı 2024 anayasası olabilir. Anayasa değişikliği olacak. Türkiye yeni bir anayasa yapacak. Parlamentosu güçleniyor, TBMM güçleniyor. Jüpiter'in boğa burcuna Türkiye haritasında 11. eve geçmesiyle parlamentonun güçlenmesi, milletvekilliğinin yine güçlü bir konuma gelmesi, tekrar yeni başbakanlık sisteminin gelmesi, yeni modelin konuşulması, yeni bir anayasa da tabii ki gündemde olacak. Türkiye kabuğunu değiştirecek. Yeni anayasa ile yeni haklar, yeni özgürlükler, yeni güzel enerjiler kazanacak.
Türkiye'de her şey değişiyor. Temel, tepeden tırnağa değişim var. Ama bu değişimi hemen düğmeye basıp Mayıs ayında beklemesinler. İki seçim var. Tekrarlanan iki seçim var. 1,5 yıl içinde Türkiye'de aslında her şey değişecek. İki seçim bu değişimi tetikleyecek. Büyük değişimler, dönüşümler olacak. İki seçimin sonucunda her şey tam anlamıyla oturacak. Bir de yine hatırlatalım. 25 Ekim'de hatırlarsanız Akrep Burcu'nda Venüsyen büyük bir güneş tutulması oldu geçen sene 2022'de. Ama Venüsyen oldu. Şimdi Venüsyen neydi? Dünyada kadınların devreye girmesi. Kadın liderlerin sahneye çıkması. Kadınların oylarının, güçlerinin artması. Kadın potansiyelinin, Venüs potansiyelinin yükselişe geçmesi söz konusu oldu. Bu büyük güneş tutulmasıyla 25 Ekim'de tetiklendi. Bu tetikleme 2023 yılında da devam ediyor. Venüs kişilerinin çok oy almaları, Venüsyen partilerin çok yükselmeleri, tahmininlerin çok üstünde şaşırtıcı, sağ gösterip sol vuran çok yüksek oylar alması, parlamento aritmetiğinde şaşırtıcı ve sürpriz sonuçlar getirecek. Tahminen ismini vermeme gerek kalmadan siz kimin yükseleceğini, bir tane de Venüsyen olduğu için Türkiye'de kimin yükseleceğini anladınız. Ama yükseliş var ama başkan sistematik olarak 1,5 yıllık döngüde tekrarlanan bir sisteme dönecek. Yani Türkiye'de her şey değişiyor. Dünyada da her şey değişmeye başlayacak. Onu da söyleyeyim. Dünyada bu sene 2023'te birçok liderin gideceğini çok yakın bir sürede okyanus ötesindeki liderin çok yakın bir sürede görevinden azl olacağını, ayrılacağını söyleyebilirim. Kamala Harris'in başa geçeceğini düşünüyorum. Bu süreç çok değişik. Bütün lider değişimlerine herkes hazır olsun. Dünya genelinde. Ama öncelikle okyanus ötesinin lideri değişiyor. Evet. Hocam galiba süre kısıtlamamız kalktı. Ama buna nazaran dinlenmek ister misiniz? Yoksa devam edelim mi? Ona göre soru soracağım. Yok, ben dinlenmek istemeden devam etmek isterim. Kimse uykusuz kalmasın. Takır 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 hepsini anlatalım. Bitsin. Güzel olur. Yani anladığım kadarıyla süre kısıtlamamız geçti diye düşünüyorum. Çünkü tam onu 2 geçe falan açmıştım. Şu anda saat 11:07 geçiyor. Şunu sormak istiyorum. Siz çok kadim bilgileri de sahipsiniz ve birçok ilimle de ilgileniyorsunuz. Bu senenin 7'yi vermesi, 2023'ün 7'yi vermesi, bu kadar değişimin, dönüşümün olması, 7'nin her bütün dinlerde, Hristiyanlıkta, Yahudilikte, Müslümanlıkta çok önemli bir sayıdır. Siz de zaman zaman sayıları söylüyorsunuz. Bu aslında 7'den de bir şifre bulabilir miyiz burada? Nacizane soruyorum, içimden geldiği için soruyorum bu soruyu. Hani 7'nin genel olarak çok ilahi bir yönü de var. Kur'an'da da geçiyor. Tevrat'ta da geçiyor. Hristiyanlıkta da 7 günah, 7 kilise gibi birçok kavramı var. Bu sayının da bir dönüşümü bize anlattığını söyleyebilir miyiz? Nacizane bir soru bu. Güzel bir soru. Bu yılın rakamı 7. 7 bir kadim sayı ve kutsal sayıdır. 7 kat yer altı, 7 kat yer üstü zaten hem bilimsel hem dinsel onaylanmıştır. Bilim de 7 kat yer altı, 7 kat yer üstünü tespit ediyor katmanlar gereği. Aynı zamanda dinsel tüm kavramlarda, ilahi semavi dinlerde de 7'nin uğru, 7'nin kadimliği, 7'nin kutsallığından bahsedilir. Şimdi 7 bu yılın önemli sayısı, zaten 2023 7 sayısına tekabül ediyor toplamında. 7 demek dini olayların, dini kavramların, dini liderlerin, dini kurumların, dindar insanların bu yıl önemli bir sınavda geçeceğini gösteriyor. Bu senenin biraz daha kadersel bir sene olacağını, biraz da dinsel kavramlar, kurumlar ve dini liderlerin bir takım sorgulamalarının da yılı olacağını söylüyor. Örneğin ipucu verelim. Papalık. Bu yıl papaya dikkat edin mesela. 7 rakamı papaya işaret ediyor öncelikle. Müslümanlıkta halife olmadığına göre, Hristiyanlıkta da bir papalık makamı olduğuna göre Patrik, Papa, bunlara bir dikkat çekelim. Dini liderler çünkü. Ya da tarikat liderleri, ya da cemaat liderleri. Bakın dini kurumların başında adı din olan, alt tabanı din olsun hiç önemli. Üstünde dini bir lider varsa bunların hepsi sorgulamalardan geçer. Nasıl sorgulamalardan? İyi veya kötü. 7 rakamı kadimdir.
yanlış bir şey yapıyorlarsa ilahi bedel öderler, doğru bir şey yapıyorlarsa yollarında başarıyla zirveye çıkarlar. Yani hedefe ulaşırlar. Bu sene dini liderlerin sınavı, sınavdan geçişi, dini kurumların sınavdan geçişi. 7 rakamı kutsal sayıdır, dini bir sayıdır, kadimdir ve özellikle Papa'nın ciddi bir sınavdan geçeceğini, Papa'nın bir şeyler olabileceğini tahmin ediyorum. Bu sene Papa'ya dikkat edin diyelim, Vatikan'a dikkat edin diyelim. Bu 2023'te Vatikan'la ilgili, Papa'yla ilgili bir şeyler duyacaksınız, programda delil olsun. Evet, buradan ipucunu vermiş olduk. Evet, çok güzel bir ipucuydu. İstanbul'da size sormayı unutmuştum. Ben bununla alakalı geçen hafta Emrah'ta yaptığım programda söyledim ama siz de yine tasdiklediniz. Çünkü bir programda size sormuştum, yay sabit yıldızlarını anlatırken Papa'yı sormuşum, sonra cevaplarım demiştiniz. Şimdi anlıyoruz ki 7 aynı zamanda yine Papa'ya ve dine, din adamlarına işaret ediyor. Peki hocam, nereden devam etmek istersiniz? Evet, Yengeç Dolunay'ı ve 2023'ün kaderinde büyük, 2023 Ağustos Kasım arası dünya üzerinde büyük bir gemi kazasının olacağını söyleyelim. Yengeç suyu anlatır. Bakın, biz yılın, bir kez daha söyleyelim, yılın ilk dolunayı Yengeç'e tesadüf denk geldi. Yengeç dolunayı oldu. Bu Oğlak dolunayı da olabilirdi, Oğlak yeni ayı da olabilirdi. Yani her şekilde değişebiliyor. Kadim, hani yıldan yıla göre. Bu sene Kanopus sabit yıldızı, yani Yengeç dolunayına denk geldi. Yengeç suları anlatıyor. Su formasyonlarla, su grubu çünkü. Duyguları anlatıyor. Bu sene ikili ilişkilerde çok ciddi inişler, çıkışlar, sonlanmalar, duygusal bedel ödemeler gerçekleşecek. Satürn'ün balık burcuna geçmesiyle kim bugüne kadar hata yaptıysa tüm ikili ilişkilerinde, yaşamında hepsi ifşa olacak, bedel ödeyecek. Şimdiden bakın uyarıyorum, ikili ilişkilerde yanlış yapıyorsanız yapmayın, yakalanırsınız. Bedel ödersiniz. Satürn'ü bekleyin. Satürn geliyor. 7 Mart'ta Satürn balığa geçtiği an balık ilahidir. Balık ilahiyi çalıştırır. İlahi adaleti çalıştırır. 2023'te ilahi adaletin çalışacağını, kadersel bir sene yaşanacağını tüm dünya halkları üzerinde, ülkeleri, halkları, herkesi tetikleyecek. O nedenle ikili ilişkilerde kim arsızlık yapıyorsa AIDS yakalanırsınız. Başınız belaya girer. HIV pandemisi var artık. Ve artık her yer HIV pandemisi. Bakın, birçok dünya genelinde hastanelerde HIV patlaması var. 18-17 çocuklara, yaşlara kadar inmiş. Korumasız, sağlıksız ilişkilere giriyorlar. İnsanoğlu sağlıkta aşırı cahilleşti. İnsanlık şu an tam bir cahil. Cahile döndü yani. Ne cahili? Sağlık cahili. Hiçbir koruma yok. Hiçbir önlem yok. Tamamen kara düzen yaşayan bir toplum. Sigara, içki, ahlaksızlık, efendim batak hayat, uyuşturucu, şu bu, batmış bir toplum var şu an. Dünya çürüyor arkadaşlar. Yani bir görün etrafı. İşte Satürn balığa niye giriyor? Bağımlılar gelin bakalım diyor. Hepiniz bedel ödeyeceksiniz. Tüm bağımlıların yakasına yapışacak. AIDS patlayacak. HIV virüsü. Herkes birbirine HIV geçiriyor şu an. Farkında değil. Patlamış bile hastanelerde doktorlar bangır bangır bağırıyorlar. HIV pandemisi var neredeyse diyorlar. Pandemi değil ama HIV olayı var. Gerçi öyle hemen çabuk bulaşmıyor. Yani yanlış bir şey yaparsan, korumasız davranırsan bulaşıyor. Ama işte demek ki insanlar sağlık cahili. Ne sağlıklarına dikkat ediyorlar, ne korumalı ilişkilere giriyorlar, ne sağlıklı bir... Ha, din diyoruz, kimsenin dindarlıkla da ilgisi yok. Arkadaş yani. Din de bitmiş ya. Din bitmiş, din min yok. Ne dini? Din kalmamış. Artık lütfen dindar olun demeye başlayacağım yakında. Lütfen herkes dindar olsun arkadaşlar. Lütfen Allah'tan korkun ya. Dindar olun biraz ya. Biraz Allah'tan korkun. Ahlaklı olun ya. Vallahi insanlar ahlaklı olsun. Yazık, günah ya. Şu topluma bakıyoruz, danışmanlıklarda orada burada. Evlinin sevgilisi var. Sevgilisinin iki tane sevgilisi var. Sevgilisinin sevgilisi sevgilisini aldatıyor. Korkunç bir şey. Evli kocayı kenara, karıyı kenara koymuş karısını. Başkası 3-5 kademe atlamış. Arsızlık diz boyu. Satürn balığa giriyor. 7 Mart'tan sonra feci bedel ödersiniz. Ve ödeyeceksiniz. Bunu da açıkça buradan ilan edelim. 2023'te herkes kendi atom bombasını almış, elinde tutuyor.
kimin patlarsa. Patlamaması için kendinize çeki düzen verin, sahip çıkın. Yengeç dolunayı ne diyor? Duygusallık, ikili ilişkiler. Kendinize uygun, sağlıklı, düzgün birini bulun. Dini bütünü olarak da düzgün bir şekilde evliliğinizi yapın. Sağlıklı bir şekilde yaşayın arkadaşlar ya. Bu ne ya, 17 yaşına kadar HIV virüsü, AIDS virüsü iner mi ya? Bu ne arsızlık, bu ne çivi çıkmadır yani. Dünyanın çivisi çıkmış Neslihan Hanım ya. Ben artık utanıyorum. Danışmanlıkların bir kısmından artık utanıyorum. Çoluk çocuk ne hallerde ya, ne bu ya? Artık hadi büyükleri falan geçtim yani. Yani ben bakarken utanıyorum ya, ben utanıyorum ya. Söylemekten çekiniyorum bazen. Yani biraz çeki düzen versin insanlar kendine. İşte bakın, gökten bir balyoz geliyor. Büyük balyoz. Satürn balığa giriyor. Yandığınız küldür. Ha inanmayın, inanmayın, inanmayın. Mart'tan sonra görürsünüz neler oluyor. Mart ayı var ya, hayatlarınızda neler edecek neler sizlere. Yani sizlere derken hata yapanları söylüyorum. Yanlış yapanları söylüyorum. Neler edecek neler. Mart'tan sonrasını bekleyin. Hani bunun başka diyecek bir sözüm yok. Lütfen herkes düzgün bir yaşam tarzı benimsesin. 7 Mart'ta Satürn Balık burcuna geçiyor. Plüto 23 Mart'ta Kova'ya geçiyor. Dünyanın dengesi, insanın dengesi değişecek. Bu denge değişiminde çok kişi elenir. Sağlığınıza dikkat edin, yaşamınıza dikkat edin. Sevdiklerinize dikkat edin, kendinize dikkat edin. Sağlık, her şeyinize dikkat edin. Hata yapmayın, mükafatlanın, değil mi? Yani ilahi bedel 7 sayısının faktörü bu işte. 7 bedel ödeme. İlla dini kurumlar, din papalar falan değil. Papa da yanlış yapıyorsa papa da bedel ödeyecek. Zaten bu sene göreceğiz. Ekranda seyredeceksiniz ekranlarda. Papa eğer bir hata yapıyorsa güle güle olacak yani. Herkes bedel ödeyecek eğer yanlış yapıyorsa. Doğru bir şey yapıyorsa da herkes alkışlanacak. Olayın özü bu. Satürn'ün balıktaki sınavı 2,5 yıl sürüyor. Sadece 7 Mart'ta girdi sonra çıktı yok yani. 2,5 sene bu sınav Demokles'in kılıcı herkesin başında sallanacak yani. 2,5 sene. Dikkat edin yani. Sakin Satürn'ün Koç burcuna geçene kadar. Koça geçince de bu sefer liderlik başlıyor. Dünyada öfke, hırgür, kavga, patlamalar başlayacak yani. O yüzden güzel günler de gelecek ama iyiler elenip üstte kalıyor. Kötüler, yanlışlar eleniyor, haberiniz olsun. Yani bir elek var, iyiler üstte kalacak. Altta gidenler gidenlere geçmiş olsun. Bir şey diyemeyeceğiz. Yengeç dolunayı bunu gösteriyor. Herkes hayatına, yaşamına çeki düzen versin. Sağlıklı yaşasın. Bilmediği, görmediği bir şeyi yapmasın. Yani iyi düşünün, pozitif düşünün, doğru yaşayın. Kurallı yaşayın. Yeterli. Yani çok atla deve istenmiyor insanlardan yani. Ona göre bak, Satürn geliyor, haberi olsun insanların. Sadece ben balık burcu değilim, bana ne diyemezsin yani. Senin mutlaka balık bir evinde var. Haritanda bir evde var, bir kaderinde var orada yani. Satürn oraya bedel ödetmeye geliyor, dikkat edeceksin yani. Diyelim Satürn balık senin sağlık evinde. Ne yapacaksın? Çok dikkat edeceksin. Sağlığına dikkat edeceksin. Satürn balık diyelim iş evinde olacak. Kariyer evinde, 10. evinde. İşine, kariyerine çok dikkat edeceksin. Zirvedesindir, yanlış bir şey yaparsın. Şak diye alaşağı eder. İşte bu yengeç dolunayı, Kanopus sabit yıldızı, direkt Neslihan Hanım onu gösteriyor. Bu yılın tüm 12 aylık kaderini anlatıyor. Herkesin hayat hikayesinde, haritasında. O yüzden hayat hikayesine dikkat edin. Evet. Bir sonraki yayında Satürn balığa geçtiği anda evlerdeki etkisinden bahsedebilir miyiz bir sonraki yayında? Ne isterseniz yapalım, bir sıkıntı yok. Siz ne derseniz biz uyarız. Esnaf.